FETÖ'nün amiral gemisi şirketlerinden biri olan Kaynak Holding'e bağlı Kaynak Kağıt'ta genel müdürlük yapan bir isimdi. ABD bayrağı sallayan FETÖ'cü olarak bildiğimiz Abdülhadi Yıldırım'la 9-10 yıldır tanıştığını açıkladı. Adil Öksüz'den sonra Hava Kuvvetleri'nde Fethullahçı terör örgütü mensuplarını yöneten isimdi. Mahkeme heyetini şu şekilde tehdit etti: "Eğer bana yurtta sulh konseyi üyelerinden daha az ceza verirseniz bunu kendime hakaret kabul ederim." 15 Temmuz darbe girişimini yöneten, Akıncı üstünde yakalanan ve yargılandığı mahkemede 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir isimden bahsedeceğim. Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere 15 Temmuz darbe girişimini yöneten, Akıncı üstünde yakalanan ve yargılandığı mahkemede 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir isimden bahsedeceğim. Kemal Batmaz. Kemal Batmaz'dan bahsetmemin bir nedeni var. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 yıl geçmesine rağmen FETÖ tetikçileri ve onların destekçileri 15 Temmuz darbe girişiminde Fethullahçı terör örgütünün bir suçunun olmadığını hala iddia etme cesaretine sahipler. Bu isimlerin dayanak olarak gösterdikleri bir olay var: Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yakalanması ve mahkemeden serbest kalması. Adil Öksüz'e dair daha önceden video çektiğimiz için onun mahkemede nasıl serbest kaldığını tekrar anlatmayacağım. Fakat 15 Temmuz darbe girişiminde Adil Öksüz'le beraber Akıncı üstünde bulunan ve darbeyi yöneten isimlerden biri olan Kemal Batmaz'dan bahsedeceğim. Çünkü FETÖ tetikçileri Kemal Batmaz'dan özellikle bahsetmeyerek, onu yok sayarak, sanki darbe girişimiyle FETÖ'yü bağlayan tek isim Adil Öksüz'müş gibi davranıyorlar. Bu yalanın artık son bulması gerekiyor ve bu yalana inanan insanların da artık gerçeği bir kez daha görmesi lazım. Hazırsanız başlıyoruz. 15 Temmuz ihanetinin hemen ardından Akıncı üssü çevresinde yakalanan sivil isimler kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmıştı. Normalde bir askeri alana girmesi dahi yasak olan kişiler üssün çevresinde yakalanmıştı. Bunlar bir tanesi genel müdür Kemal Batmaz, bir tanesi bir öğretmen Nurettin Oruç, daha önceden FETÖ'nün dinleme ihanetine karıştığı için aranan Harun Biniş ve Ankara'da Kemalist bir okul olarak bilinen Anafartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek. Bu isimlerden en önemlisi Kemal Batmaz'dı. Peki kim bu Kemal Batmaz? Kemal Batmaz, 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl öncesine kadar FETÖ'nün amiral gemisi şirketlerinden biri olan Kaynak Holding'e bağlı Kaynak Kağıt'ta genel müdürlük yapan bir isimdi. Daha sonra Kaynak Holding'e kayyum atanacağı belli olduğunda şirketteki görevinden ayrılarak bir emlak şirketi kurdu. Emlak şirketi meselesini aklımızda not alalım. Birazdan çünkü buna tekrardan değineceğiz. Kemal Batmaz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yakalandı ve mahkemede yargılanmaya başladı. O dönemki haberlerde Kemal Batmaz'ın görevinin Adil Öksüz'de eşit ya da üssü olabileceği ama Adil Öksüz'ün bir altı da olabileceği, tam Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kemal Batmaz'ın tam olarak FETÖ'deki görevinin ne olduğuna dair bir kafa karışıklığı vardı. Ancak daha sonra yapılan duruşmalarda ve FETÖ itirafçısı askerlerin ifadelerinde şu ortaya çıktı ki Kemal Batmaz Adil Öksüz'den sonra Hava Kuvvetleri'nde Fethullahçı terör örgütü mensuplarını yöneten isimdi. Adil Öksüz Hava Kuvvetleri'nden Türk Silahlı Kuvvetleri imamlığına yükseltilmiş, Kemal Batmaz da onun yerine Hava Kuvvetleri imamı olmuş bir adamdı. Akıncı üssü duruşmalarını hatırlayanlar, Akıncı üssü davasının ilk duruşmasında bir görüntü vardır. FETÖ mensupları ip gibi sırayla dizilirler ve insanların tepkileri altında mahkeme salonuna girerler ve orada herkes rütbesine göre sıralanır. O sıralamada birinci kişi Kemal Batmaz'dı. Arkasında generaller vardı ama Kemal Batmaz bir sivil olarak o davanın tutuklu bir numaralı ismi olarak en öndeydi. Kemal Batmaz 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra Akıncı üssünden kaçtı ama Akıncı üssünün hemen yakınında yakalandı ve ilk ifadesinde "ben tarla bakmaya geldim, emlak işleriyle uğraşıyorum, darbeden de haberim yok" şeklinde bir açıklama yaptı. Az önce bahsettiğim 2015 yılından sonra kurduğu emlak şirketini buna gerekçe göstererek kendisinin emlak işleri yaptığını, bu nedenle o çevrede tarla baktığını söyledi. Fakat mahkemede ortaya çıkan deliller
Kemal Batmaz'ın kurduğu emlak şirketinin daha önce hiçbir emlak alım satım işi yapmadığını, şirketin sadece paravan olarak kurulduğunu ortaya çıkardı. Kemal Batmaz kendisini korumak maksatlı bir şirket kurmuş ve yakalandığında bu şekilde bir ifade vereceğini önceden çalışmıştı. Kemal Batmaz sadece 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yönetmedi. 15 Temmuz'dan daha önce Ankara'da kiralanan villada yapılan darbe toplantılarında bizzat katıldı. Kendisine tahsis edilen sivil araba darbeden hemen sonra villanın etrafında bulundu. Ve darbe girişiminin planlandığı villada Adil Öksüz'le beraber darbede neler yapılacağını planlayan isimlerden biriydi. Bu planların içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı da vardı. Ki o suikast planının belgesinde Kemal Batmaz'ın parmak izlerine de rastlandı. Yani FETÖ'cü generaller bir plan hazırlamıştı. Bunu da Kemal Batmaz'a arz etmişlerdi. Kemal Batmaz belgeyi incelemiş ve delilleri belgede bırakmıştı. Kemal Batmaz darbeden önce darbeyi planlayan ekipte yer aldığı için defalarca Amerika Birleşik Devletleri'ne, Almanya'ya, İngiltere'ye giderek oradaki örgüt yöneticilerine, hatta FETÖ elebaşıyla görüştü. Bu ziyaretlerinden bir tanesinde Ocak 2016 yılında Amerika'ya sıklıkla gittiği için Amerikan polisinin de dikkatini çekti. Ve havalimanında ifadesi alındı. Kemal Batmaz ifadesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne İmam Muhammed Fethullah Gülen'i ziyaret etmek için geldiğini söyledi ve Amerikan resmi kayıtlarında bu yer aldı. Burada İmam Muhammed Fethullah Gülen ifadesi Fethullahçı terör örgütü mensuplarının FETÖ elebaşını kıyamette beklenen Mehdi olarak gördüklerini gösteren delillerden bir tanesi aslında. Bu sapkın örgüt FETÖ elebaşını kıyamette zuhur edecek Mehdi zannediyor ve Kemal Batmaz bunu Amerikan polisine açık açık diyor. Ben İmam Muhammed Fethullah Gülen'i görmeye gittim. Kemal Batmaz Amerika'ya sadece Ocak 2016'da gitmedi. Darbeden 4 gün önce Adil Öksüz'le beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 11 Temmuz günü. 13 Temmuz günü gene aynı uçakla Adil Öksüz'le beraber geri döndü. Havalimanında Adil Öksüz'le beraber çekilmiş görüntüsü var. Mahkemede Adil Öksüz'le tanışıp tanışmadığı kendisine sorulduğunda ben Adil Öksüz'ü tanımam. Kredi kartımda fazla birikmiş mil vardı. O nedenle sıklıkla yurt dışına gidiyordum. O sırada havalimanında kendisiyle karşılaşmış olabiliriz. Berabermişiz gibi bir görüntü verilmiş olabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Ama aynı Kemal Batmaz Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olan ve bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD bayrağı sallayan FETÖ'cü olarak bildiğimiz Abdülhadi Yıldırım'la 9-10 yıldır tanıştığını açıkladı. Yani bir adamın kayınbiraderiyle 10 yıl tanışıyor ama o adamın eniştesi olan Adil Öksüz'ü hiç görmemiş. Kemal Batmaz'ın mahkemedeki tavrı 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'cülerin yaptığını ve bundan hiç pişmanlık duymadığını da gösteriyor aslında. Bu tavırdan da FETÖ tetikçileri hiç bahsetmiyor. Neler yaptı Kemal Batmaz? Kısaca hatırlayalım. Mahkemenin güvenliğinden sorumlu albayla kavga etti. Çünkü mahkemede kendisine tahsis edilen sandalyeyi beğenmeyip mahkum olarak ön sıraya geçmek istedi. Jandarma müdahale edince davada yargılanan FETÖ'cü askerler Kemal Batmaz'ı savunarak jandarmayla tartışmaya başladılar. Ve mahkemenin güvenliğinden sorumlu albay olaya müdahale ettiğinde Kemal Batmaz ben provokasyon yapmıyorum. Ben harekete geçersem, provokasyon yaparsam neler olacağını göreceksiniz şeklinde bir ifadede bulundu. Albay tehdit ediyorsun, tavırlarına dikkat et diye kendisini uyardığında ben tehdit etmiyorum. Harekete geçersem neler yapacağımı göreceksiniz şeklinde sanki bir mahkum değil de o mahkemenin sahibiymiş gibi bir havaya büründü. Kemal Batmaz'ın mahkemede yaptıkları bununla sınırlı değil. Kendisinin 19 gün disiplin cezası almasına sebep olan bir olay da gerçekleşti mahkemede. Mahkemede ifadesini verdikten sonra FETÖ'cü askerlerin olduğu tarafa mercekle görünebilecek büyüklükte yazıların olduğu bir kağıt attığı ortaya çıktı. Jandarmanın dikkatiyle kağıt hemen ele geçirildi ve incelendi. Kemal Batmaz o mektupta FETÖ'cü askerlere şunu söylüyordu. Büyük ihtimalle o FETÖ'cü askerlerin avukatları aracılığıyla FETÖ elebaşına ulaştırmasını bekliyordu. Kemal Batmaz o mektupta şunları söylüyordu. Muhterem efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekibe size dair herhangi bir şey söylemedim. Sizin darbeyle bir ilginiz olmadığını, çok muhterem olduğunuzu söyledim. Onun dışında hiçbir şey söylemedim. Dualarınızı istirham ederim. Buradaki muhterem efendim lafı FETÖ elebaşına söylenmiş bir laftı. Çünkü Kemal Batmaz Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde
İmam Muhammed Fethullah Gülen'le görüşmeye gittim gibi tuhaf bir açıklama yapınca Amerikan makamları bu belgeyi Türk mahkemelerine gönderdiler ve Türkiye'de FETÖ elebaşının iadesini istediği belgelerin arasına bunu koydu. Dedi ki bakın darbeyi yöneten isimlerden bir tanesi Ocak 2016'da FETÖ elebaşıyla görüşmeye gitti. Bunun üzerine Amerika'dan gelen bir ekip Türk güvenlik güçleri ve savcılarımızın gözetiminde Kemal Batmaz'ın ifadesi tekrardan alındı. Kemal Batmaz verdiği o ifadeye dair FETÖ elebaşının kafasında soru işareti olmaması için bir mektup yazarak FETÖ elebaşına durumu anlatma ihtiyacı hissetti. Fakat mahkemedeki jandarmanın dikkati sayesinde bu belge ele geçirildi ve belgedeki yazının %99 oranında Kemal Batmaz'a ait olduğu raporla tespit edildi ve Kemal Batmaz cezaevinde 19 gün disiplin cezası aldı. Kemal Batmaz'ın mahkemedeki tavırlarını anlatmaya devam edelim. Mahkeme başkanı darbe hakkında pişman mısın şeklinde kendisine bir soru sorduğunda ben pişman falan değilim zaten ortada darbe yok dedi. Bu darbe falan değil şeklinde bir açıklama yaptı. En son karar duruşmasında mahkeme heyetini şu şekilde tehdit etti. Eğer bana yurtta sulh konseyi üyelerinden daha az ceza verirseniz bunu kendime hakaret kabul ederim. Yurtta Sulh Konseyi üyeleri 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı ve Kemal Batmaz mahkemeyi bana bundan daha az ceza vermeyin diyerek neredeyse tehdit ediyordu. FETÖ tetikçilerinde hiç duymadığınız, FETÖ'cülerin mağdur olduğunu iddia eden bazı kalemşörlerde hiç duymadığınız bir profil. Darbeyi gerçekleştiren ve darbeden pişmanlık duymayan hatta mahkeme heyetini tehdit eden bir FETÖ mahrem imamı. 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'la ilgili söylenecek çok şey var. FETÖ mahrem imamı Kemal Batmaz'ın 15 Temmuz gecesi Akıncı üstünde çekilen bir görüntüsü var. Bir tuğ general sivil bir isme kafa selamı veriyor. Üstelik askeri üssün içinde ve onun herhangi bir görevi yok. Askerlik yapmış olanlar ya da askerlikle ilgili en ufak bir fikri olanlar bunun ne kadar vahim bir durum olduğunu anlayabilirler. Hakan Evrim Akıncı Üssü'nün komutanı olarak 15 Temmuz darbe girişiminde katliam emirlerini veren isim olarak 15 Temmuz gecesi Kemal Batmaz'a Akıncı Üssü'nün içinde kafa selamı verdi. Ve bu kamera kayıtlarına girdi. Kemal Batmaz'a selam veren FETÖ'cü askerler bununla da sınırlı değildi. Kemal Batmaz mahkemede ifade vermeye geldiğinde FETÖ'cü askerler ayağa kalkıyordu. Bunların hepsi haberlerde yer aldı. Ancak FETÖ'cülerin mağdur olduğunu söyleyen, darbenin kontrollü bir darbe olduğunu iddia eden isimlerden hiç Kemal Batmaz'ın ya da FETÖ'cü askerlerin bu tavırlarını duymadık. Bunları tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. 15 Temmuz ihanetini yöneten isimlerden biri olan Kemal Batmaz, yargılandığı mahkeme tarafından 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve 3000 küsür yılda ayrıca hapis cezası aldı. Kemal Batmaz normal şartlarda cezaevinde çürüyecek bir isim. Fakat bazı siyasilerin darbede ceza alan FETÖ'cüleri dahi tekrar yargılayacaklarını vaat ettiklerini de unutmayalım. 15 Temmuz ihanetini planlayan, bu planları FETÖ elebaşına sunan, darbeci askerlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikast planlarını hazırlayan, 15 Temmuz gecesi de Akıncı Üssü'nde Türk milletine füze atan, Türk milletine bomba atan alçakları yöneten Kemal Batmaz'ı anlattığımız videomuz bitti. FETÖ firarilerinin, FETÖ tetikçilerinin ve onun kuyruğundan gidenlerin yalanlarına aldanmayın. 15 Temmuz bir FETÖ ihanetiydi ve bütün delilleriyle ortaya çıkartıldı. Fethullahçı terör örgütünü anlattığımız videolarımıza devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.